Allah gecenizi hayır etsin, gündüzünüzü hayır etsin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerifinizi mübarek eylesin. Allah oruçlarınızı kabul etsin inşallah. Cenab-ı Hak her daim kendisine ibadet eden, yalnız kendisine ibadet eden kullarından eylesin inşallah. Oruçla alakalı yine birkaç hadis-i şerif. Ondan sonra da inşallah yine fıkıh bölümünden de az bir şey okuyup inşallah zikrullah'a geçeriz. Uzun bir hadis. Yine o var ya hani Adem oğlu her ameli kendisi için yapar. Geçen hafta aynı minvalde birkaç tane hadis-i şerif okumuştuk. En son da hani oruçlunun ağzı Cenab-ı Hakk'a misk-i amber gibi olur diye. Buna bir ilave var bu hadis-i şerifte. Tabi ilave sahabeden bir ilave. Bunu normalde sahabeye soruyorlar bununla alakalı. Hadis-i şerifin sonunda var ya hani başında Adem oğlunun her ameli kendisi içindir ancak oruç hariç. Çünkü o benim içindir buyruğu sorulunca sahabeden Süfyan bin Uyeyne şöyle cevap veriyor. Kıyamet günü olunca Allah Azze ve Celle kulunu hesaba çeker ve üzerinde bulunan mazlum haklarının bedelini diğer amellerinin sevabından öder. Kulu hesaba çekti. Kulun üzerinde değişik noktalarda, dairelerde başkalarının hakları var. Çünkü hesap kitapta kimin kul hakkı varsa, kimin ne hakkı varsa insanlar haklarını gelecekler. O kimsenin iyiliklerinden alacaklar. İbadetlerinden alacaklar. Birisine zulmettiniz, birisine haksızlık yaptınız. Bu eşiniz, bu çocuğunuz, bu anneniz, bu babanız, bu alışveriş ettiğiniz kimseler, bu komşunuz, bu arkadaşlarınız, bu akrabalarınız, her neyse etrafındaki herhangi bir kimseye böyle bir hak hukuk meselesinde sizin hakkınız geçti ona. Onların size hakkı geçti. Onlar sizden alacaklılar. Tebessüm etmen gerektiği yerde tebessüm etmedin. Birine sabrı tavsiye etmedin, birine yardım etmedin. Yapman gereken, muktedir olduğun halde yapman gereken bir şeyi yapmadın. Bu sufiler için önemli. Avam için ne? Hiç kimseye kötülük yapmamak. Avam için bu. Avam hiç kimseye kötülük yapmayacak. Sufi için öyle değil. Sufi muktedir olduğu halde, imkanı olduğu halde bir şeyi yapmadı. Bakın muktedir olduğu halde bir şeye yapabilirliği olduğu halde bir şeyi yapmadı. Çünkü sufi iyiliğin hakim olması için çalışan bir kimse. Sufi merhametin, sevginin, muhabbetin hakim olması için çalışan, gayret eden, Allah'a yaklaşmaya çalışan bir kimse. Sufi sadece kötülük yapmamakla kalmayacak. Bu herkesin işi. Herkesin mecbur yapması gereken bir şey bu. İnsansın, Müslümansın. Birinci derecede diğer Müslümanlar senin elinden ve dilinden emin olacaklar. Bu işin zemini. Bütün insanlık zemini, bütün insanlar birbirlerinin ellerinden ve dillerinden emin olmalılar. Bütün insanlar. Bu normalde herkesin yapması gereken, bir Müslümanın yapması gereken şey. Altını çizerekten söylüyorum. Sufi ise bir çıt üstü, bir şey yapabilirdi, yapmadı. Sufi bundan sorumluluk duyacak. Birisinin karnını doyurabilirdin. Birisinin sırtını örtebilirdin. Birisinin başını okşayabilirdin. Bir yetime
yardımcı olabilirdin. Bir dul, kimsesiz, yaşlı bir kadına yardımcı olabilirdin. Kimsesi olmayan bir adama yardımcı olabilirdin. Bir yerde kötülük vardı. O kötülüğü durdurmak için sen elinle mümkün değil ise dilinle önlemeye çalışabilirdin. Bu da mümkün değil ise kalben buğz etmeye edebilirdin. Bunun bir ücreti yoktu. O kötülükten kendini ayırt edebilirdin. Orta yerde bir hukuksuzluk vardı. Orta yerde bir zulüm vardı. Orta yerde bir yanlışlık vardı. Buna kalben buğz edebilirdin. Bunu dillendirebilirdin. Biraz daha cesaretli olabilirdin. Dünya hayatına kanmayabilirdin. Gelip geçici bu dünya hayatında kendine bir yol çizebilirdin. Gelip geçici bu dünya hayatında sen haksızlıklara karşı bulunduğun her yerde bir nebze de olsa mücadele edebilirdin. Buna senin gücün yeterdi. Gücünün yettiği yere kadar bunu yapmakla muktedirdin sen. Sen eşine bakabilirsin, ne bileyim işte iyi geçine iyilik de yapabilirsin ama bunu daha da arttırabilirdin. Eşinin mutlu olmasını sağlayabilirdin evde. Çocuklarının mutlu olmasını sağlayabilirdin. Arkadaşlarını mutlu etmenin yolunu bulabilirdin. Çevrende daha sosyal olup insanların eksikliklerine, noksanlıklarına koşturabilirdin. Biraz daha zaman ayırabilirdin. İnsanların dertleriyle dertlenebilirdin. İnsanların problemlerini çözmek için bir nebze olsa gayret edebilirdin. Televizyonun karşısında vakit geçireceğini bir hastayı ziyaret edebilirdin. Bir yaşlıyı ziyaret edebilirdin. Bir eksikliğe, noksanlığa düşmüş bir kimsenin eksikliğini, noksanlığını gidermeye çalışabilirdin. Bunları yapabilirdin. Bunlara muktedirdin. Bunlara muktedir olacak bilgi de sende vardı. Bunlara muktedir olacak öğretiyi de almıştın. Bunlara muktedir olacak sende cevher var idi. Ama sen tembellik ettin, aymazlık ettin. Ama sen oturdun boş muhabbetlerle uğraştın. Oturdun sen olmayacak şeylerle uğraştın. Oturdun birisinin sarığını nereden sardığınla uğraşıyorsun. Oturmuşsun yok onun sakalı kısa mıydı uzun muydu? Oturmuşsun sen işte Müslümanları rencide edecek, Müslümanları ayrıştıracak, Müslümanları birbirine düşürecek, Müslümanları bu noktada zayıflatacak, ümmeti Muhammed'i zayıflatacak. Sen kendince hak gördüğün ama hak olmayan, Müslümanların içerisine fitne düşüren işlerle uğraştın. Bıraktın adamın mezhebiyle uğraşıyorsun. Adamı aç mısın, tok musun diye sormuyorsun, mezhebini soruyorsun. Bir kimsenin neye ihtiyacı var diye sormuyorsun, onun dinini soruyorsun. İnsan yapması gerekenleri yapmamakta zulümdür. Bir kimse yapabilirliklerini yapmazsa bu zulümdür. Müslümanların şu anda en büyük handikaplarından birisi cemaatlerin, tarikatların, şeyhlerin, dervişlerin, alimlerin en büyük handikaplarından birisi bu. Bir şeye gücü yettiği halde, yapabilirliği olduğu halde yapmamak. O şeyhler, o hocalar, o alimler evlerinde oturuyorlar, evlerinde oturmayacaklar. Allah için her gecelerini feda edecekler, koşuşturacaklar. Dervişim ben şeyhimden dersimi de aldım, dersimi yaparım, bakarım işime. Yok, bununla koşturacak. Biz çünkü arz la ilahe illallah deyinceye kadar mücadele etmekle, savaşmakla emrolunan bir peygamberin ümmetiyiz. Arz la ilahe illallah deyinceye kadar mücadele etmekle emrolunan bir peygamber ümmetiyiz. Ya o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yolundan, izinden, felsefesinden, imanından, düşüncesinden, fikrinden, hareketinden, fiiliyatından kendimize örnek çıkarıp onun peşine düşeceğiz. Ya da gideceğiz kendimize yeni bir din arayacağız, yeni bir peygamber arayacağız. Var kendisini nebi ilan edenler, gideceğiniz birisine takılacaksınız. Bir gün nebi, bir gün veli,
kendisine kitap indirilenler de var. Amerika maşallah açmış kucağını, hepsinde bağrında besliyor. Televizyonları var, kanalları var. Var, Mehdi'miz de var, Nebi'miz de var, Resul de var, her şey var. Var. Münbit topraklar yetiştiriyor. Her gideceksin onlara takılacaksın kafana göre. Çünkü İsevi olamazsın, geriye dönüş yok İslam'da. Musevi de olamazsın, geriye dönüş yok. İbrahim'i de olamazsın, geriye dönüş yok. Geriye dönüş yok. Ne yapacaksın? Yeni cedid peygamberlik ilan edenler var ya, gideceksin safsan, salaksan, gerizekalısan, kalbin örtüldüyse, taşlaştıysa, köreldiyse oraya gideceksin. Allah muhafaza eylesin. Amin. Ama Muhammediysen böyle yaşamak zorundasın. Muhammediysen Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ölçülerine uymak zorundasın. O yüzden sadece yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Sadece yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Sevmediklerimizden de sorumluyuz. Sevdiklerimizden de sorumluyuz. Bakın, sevdiklerimizden ve sevmediklerimizden sorumluyuz. Bir sufiyi sevmediysen sorumlusun. Bir zikredeni sevmediysen sorumlusun. Aynı halakadasın. Kardeşinin hatalarını, kusurlarını, eksikliklerine bakaraktan onu sevmiyorsan bundan sorumlusun. Bir Müslümanın sakalını, sarığını, cübbesini sevmiyorsan bundan sorumlusun. Bu insanı küfre götürür. Bu insanı küfre götürür. Sarığı sevmemek küfre götürür insanı. Sakalı sevmemek küfre götürür insanı. Zikredeni sevmemek küfre götürür insanı. Bir veliyi veliliği sevmemek. Veliliği, velilik yok demek. Küfre götürür insanı. Bakın nasıl sorunlu insan. Haram işleyen bir kimseyi sevmek küfre götürür insanı. Haramı sevmek küfre götürür insanı. Şirk üzerine yaşayan bir kimseyi sevmek insanı küfre götürür. Allah muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed'i korusun. Amin. O yüzden bunlardan insanlar sevdiklerinden ve sevmediklerinden sorumludur. Hani Musa aleyhisselam diyor ya, Musa aleyhisselam diyor ki ya Rabbi ne yapayım? Son nokta. Diyor ki ya Musa, Allah'ın dostlarını, Allah'a iman edenleri sevdin mi? Allah için. Allah'ın düşmanlarına düşman oldun mu? O zaman Allah düşmanına dost olmak insanı küfre götürür. Allah muhafaza eylesin. Allah dostlarına düşman olmak insanı küfre götürür. Allah'ın düşmanına dost olmak nasıl küfre götürürse Allah'ın dostuna düşman olmak da insanı küfre götürür. Cenab-ı Hak ne dedi hadisi kutsi'de? Kim benim velilerime savaş açarsa ben de ona savaş açarım. Ben de ona savaş açarım. Yırtıcı bir aslanın, yırtıcı bir hayvanın avından aldığı intikam gibi ben de ondan intikam alırım. Dikkat edin. Allah'ın dostlarına savaş açanlarla beraber olanlar onlarla aynı kategoridedir. Yaptıklarımızdan, yapmadıklarımızdan, sevdiklerimizden, sevmediklerimizden sorumluyuz. Ve bunların hakları bizden alınacak. Hepimizden alınacak. Varsa hakkımız, hukukumuz kiminle? Bir yere borcumuz var, bir yerde sıkıntımız var. Bu sadece maddi olması şart değil. Manevi de. Onların hepsi de ne olacak? Hakları alınacak. Birinin gıybetini ettiniz, bunun hakkı alınacak. Birine iftira ettiniz, bunun hakkı alınacak. Birine bühtan ettiniz, bunun hakkı alınacak. Bilmediğiniz bir şey konuştunuz, bunun hakkı alınacak. Herkesten alınacak bunun hakkı.
Ve o kimsenin iyiliklerinden alınacak. İyiliği bitti. Başka hadis-i şerifte öyle diyor. İyiliği bitti. Ona o kimsenin kötülüğü yüklenecek. Doktorun benden alacağı var. Bende iyilik bitti. Bu sefer doktorun kötülüğüne yükleneceğim ben. Alacağı ödeyecek bende iyilik kalmadı ya. Bu sefer doktorun kötülüğünü yükleneceğim ben. Allah hesabı kesin ve çabuk görür. Kimsenin hakkını, hukukunu kimse de bırakmaz. O Süfyan bin Uyeyne devam ediyor. Hakların bedelini diğer iyi amellerin sevabından öder. Nihayet iyi amel olarak sadece orucu kalır. O kimsenin bütün amelleri gitti, bütün iyi amelleri bitti. En son neyi kaldı? Bir tek orucu kaldı. Arta kalan mazlum haklarını orucundan ödemeyip Allah kendi üzerine alır. Ve o kişiyi orucundan sebep cennete koyar. O kimsenin bütün vereceklerini verdi ama daha vereceği var. Daha vereceği var. Üzerinden iyilikler verildi, 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 bitti iyilikleri. Ama daha vereceği kaldı, borcu kaldı daha. Sıra geldi oruca, en son orucu bıraktı Cenab-ı Hak. Tam orucun iyiliğinden ödenecek. Cenab-ı Hak orucun iyiliğinden ödeneceği zaman oradan kesti. Dedi ki alacaklılara, fazlından kendisi ödedi. Orucundan ellemeyin. Fazlından kendisi ödedi. Bir hadis-i şerif söyleyeceğim. Sakın borcu olanlar borçlarını ödememekten dolayı buradan gevşemesinler. Herkes ne borcu varsa canhıraş borcunu ödemekle mükellef. Ödemek için uğraşıyor. Borçlu ya. Uğraşıyor. Ödeyemiyor bir türlü. İşi denk gelmiyor. Olur insanın başına gelir. Olacak olan iş olmaz. Yürüyecek olan iş yürümez. Böyle ya muhallebi yerken kırılır dişi derler ya. Olur. Bunların hepsi de yaşanır. Olmadı adam. Bir türlü iki ayakası bir araya gelmiyor. Böyle piyasada öyle adamları işte dolandırıcı, üçkağıtçı, beşkağıtçı her şey söyler. Piyasada öyle bir piyasa. Gıybet, dedikodu, iftira diz boyudur. Ticaret ehlinin arasında. Adam gitmez hakkın işi. Gitmez. Uğraşır, çaba gösterir. Çok öyle insan tanıyorum. Gayret gösterir. Olmaz bir türlü. Olmaz. Olacağı zaman vardır muhakkak. Çalışır, gayret eder. Ben yine de derim. Benim inancım öyledir. Az çalışmışsın derim. Gayret etmemişsin, araştırmamışsın, sormamışsın. Sor, koş, araştır. Ama o esnada öldü adam. Veyahut da bir türlü iki yakası bir araya gelmedi. Yetiştiremedi. Adam samimi, ihlaslı. Gayret ediyor. Hadis-i şerifte diyor ki o kimse mizana çıkarılır. Mizana çıkarıldığında o kimse samimi, ihlaslı yapmaya çalışmış. Ama borcu varken dağda kebap, mangal partisi yapmamış. Borcu varken lokanta lokanta, restoran restoran dolaşmamış. Borcu varken gidip 2 milyon kiralık evde oturmamış. Borcu varken adam lüks bir hayat yaşamamış. Kimisi de böyle. Ona diyorum ki abicim çık bu evden. Burada oturduğun müddetçe sen bu kazancınla bu borçları ödeyemezsin. Git daha makul bir yere git. Bak diyorum ben 300 kusur metrekare yerde oturuyordum. İşim bozuldu. Oradan diyorum ben 200 metrekare yere geçtim. Orası da büyük geldi. Gittim diyorum 120 metrekare yere geçtim. Durma. Adam illaki orada oturacağım diye mücadele ediyor. Etme. İlla ki lüks arabaya bineceğim diye uğraşıyor. Yapma ya. Git 10 liralık, 20 liralık arabaya bin. Yapma. Yapma. Hayat standardını düşürebileceğin kadar en aşağı düşür.
Çoluğunu çocuğunu da düşün. Çoluğunun çocuğunun da psikolojisini bozma. Evet, onları da düşün. Ama hayat standartını aşağı al. Borç ödüyorsun. Borç ödemek için uğraşıyorsun. Dikkat et kendine. Fazla havaya uçma. Fazla kanatlanma. Ona göre gardını düzgün al. Gidip de 2 milyarlık takım elbise giyeceğim diye uğraşma ya. Uğraşma. Ben bazen söylüyorum, inanmıyorlar. Diyorum 39.90'a pantolon giyiyorum ben diyorum ben. Millet bakıyor, inanmıyor. Git bırak. 500 bin liralık takım elbise giyeceğim diye bir kaydı yok. Bizim Hacı Erkan'la Muratlar bıktılar bizim pantolonları tamir ettirmekten bizi. Ha Murat, neredesin? Ne olacak? Daraltıyorlar, genişletiyorlar. Allah razı olsun, bazıları da böyle güzel baktılar bize. Boyna, kemerden delik üzerine delik açtık. Allah razı olsun. Alma ya, bırak, borcun varsa yapma zaten. Sana uygun değil bu, caiz değil. Ama yetiştiremedi o kimse. Öldü. Bu hadisi ulema saklar. Ben ilim saklamak olarak görürüm onu. Bu gayri samimi insanlara belki de söylenmez. Ama sufi topluluğu samimi bir topluluktur. İhlaslı bir topluluktur. Onlar kul hakkıyla Allah'ın huzuruna çıkmaktan korkarlar, inticap ederler. Ama velev ki böyle oldu. Allah diyor, der ki, o kuluma ben vermedim. Ben verseydim, o bütün borçlarını öderdi. Alacaklılara der ki diyor, kimin ondan alacağı varsa, ihlaslı, samimi bir sufi, ihlaslı, samimi bir Müslüman, borcunu ödemek için gayret gösteriyor, çaba sarf ediyor. Çalışıyor, elinden gelen gayreti gösteriyor. Samimi. Ama ödeyemedi, öldü. Ona diyor, alacaklılarına der ki, kimin alacağı var? Doktorun alacağı var. Doktor gözüme göründü bugün. Doktorun alacağı var. Doktora der ki diyor, bak şuraya, cennetteki makamını doktora gösterir. Bundan alacağına karşılık sana fazlından bunu verdim. İkram ettim, lütfettim sana. O diyor, mahşerin dehşetinden alacaklı olan, aman başıma bir iş gelmeden şu cennetteki makama kendimi atayım der diyor, oraya doğru yürür. Oraya doğru gider ve böylece ondan alacaklı olan kimselerin haklarını Allah fazlından öder. Allah yaptıklarından sorumlu değildir. Her ne halde olursanız olun, Allah'ın gönlünü yapmaya çalışın. Hangi noktada durursanız durun. Allah'la olan irtibatınızı sakın sekteye uğratmayın. Sakın tövbeden, zikirden, namazdan, iyilikten, ibadetten geri durmayın. Başınıza ne gelirse gelsin. Bu dünya mümine zindan. Başına bir şey gelmiyorsa kendine bak. Neden? Allah'la olan alışverişin yok demektir. Başında bir sıkıntı, başında bir bela, başında bir musibet, başında bir hastalık. Derim ya, biraz illet, biraz gıllet, biraz zillet sufinin başında olacak. İllet, hastalık olacak. Ya başın ağrıdı, şikayet etme, başının ağrımasını lütuf bil. Yok kolun ağrıdı, kolunun ağrımasını lütuf bil. Kendince de ki, ya Rabbi ben ne hata yaptım da bunlar başıma geldi. Tövbeler tövbesi de. Muhakkak bir kusurun vardır. Cenab-ı Hak seni oradan temizliyordur. Seni oradan temizliyordur. Ha bir kısım böyle düşünmüş, doğru düşünmüş. Biz öyle düşünenlerden değiliz ama.
Hani başına biraz bela, musibet, sıkıntı gelirse o kimsenin makamı artar ya manevi olarak. Biz öyle düşünmeyelim. Biz diyelim ki muhakkak bizim hatamızdan, kusurumuzdan başımıza bir şey gelmiştir. Bizim makamımız artıyor demeyelim. Allah muhafaza eylesin. Amin. Şatafata şatafata düşmeyelim biz. Ne makamımız olabilir? Bizim en güzel makamımız kulluk makamı. Biz burada dervişlik için, şeyhlik için, pirlik için burada değiliz. Varsa böyle bu noktada duran kardeş hiç kusura bakmasın. Desin ki ya burada şeyhlik, pirlik vermiyorlarmış. Burada dervişlik payesi de vermiyorlarmış. Koca Yunus söylemiş ya, eline geleni yersin, diline geleni dersin. Böyle dervişlik dursun, sen derviş olamazsın. Biz bu noktadayız. O yüzden bizim öyle bir derdimiz yok. Ya biz kulluk, en büyük makam kulluk makamı. E kul olacaksan biraz illet, biraz gıllet, biraz zillet olacak. Başında bir bela, bir musibet, bir sıkıntı olacak. Bunu kendine nimet bil. Ya eşim bana neden ters konuştu deme. Çocuk bana neden ters konuştu deme. Nasıl bana ters konuşursun deme. Ya benim arkadaş neden böyle söyledi deme. Bu neden böyle yaptı deme. Sen kendine vur onu. Bir hatan olmuştur, bir kusurun olmuştur, bir yanlışlığın olmuştur. Kimse de hata kusur arama, hatayı kusuru kendinde ara. Allah muhafaza eylesin. İşte o kimseye de Cenab-ı Hak ne yapıyor? O borçlu olan kimseye, kimsenin alacaklılarına fazlından veriyor. Onlar da gidiyorlar. Ve Cenab-ı Hak o kimseye, dostu onun o. O onu zikretmiş, onun yolundan gitmiş. Ne yapıyor? Ona lütfediyor. İşte tam nasıl borçlu böyleyse oruçlu için de aynısını yapıyor. Tam oruca geldi. Yani borçlarını oruçtan ödenecek. Cenab-ı Hak durduruyor. Dur diyor. Oruç benim içindi. Orucun karşılığı da benim. Oruç benim içindi. Orucun karşılığı da benim. Senin orucunu ne yaptı? Muhafaza etti. Korudu. Emanını aldı senin orucunu. Ve geri kalan alacaklarını senin orucundan dolayı. Tuttuğun oruçtan dolayı. Tuttuğun Ramazan orucundan. Tuttuğun pazartesi, perşembeden, tuttuğun 13, 14, 15, 16. günlerin oruçlarından, tuttuğun ayın başında, ortasında, sonunda olan oruçlarından, Allah için tuttuğun oruçtan. Aman ya ben şurada takva görüneyim, ben oruçlarımı tutayım da, olur da bu cemaattan bir kızla, bir kadınla evlenirim. Olur da ben buradan bir cemaattan bir adamla evlenirim. Ya olur da burada birisi beni işe alır. Ben biraz kendimi iyi göstereyim. Allah muhafaza eylesin. Bundan dolayı değil. Ya sırf Allah için oruç tuttu. Sırf Allah için Ramazan ayında kendini oruca bağladı. Sırf Allah için. Orucunu tuttu, düzgün oruç tutmaya gayret etti. Gıybetten, dedikodudan, iftiradan, ağzının, dilinin afetlerinden, gözünün afetlerinden, kulağının afetlerinden, el ve ayaklarının afetlerinden, cinsel organlarının afetlerinden ve kalbinin afetlerinden muhafaza ederekten kendini oruç tuttu. İşte Cenab-ı Hak onun orucunu muhafaza altına aldı, korudu. Orucu tuttu, hıfzetti. Geri kalan borçlarını Cenab-ı Hak kendi fazlından ödedi ve o kimseyi bu orucu sebebiyle onu cennetine koydu. Orucundan dolayı onu cennetine koydu. Orucundan dolayı. Allah bizi öyle oruç tutan kullarından eylesin. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizi böyle oruç tutup Cenab-ı Hak'la cemalleşen kimselerden eylesin inşallah. Amin. Size orucu emrediyorum. Çünkü bu bir topluluk içerisinde bulunup yanında misk kesesi bulunduran birisine benzer. O topluluğun hepsi de miskin kokusundan faydalanmak ister. Oruç Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Oruç Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Allah bizi öyle oruç tutanlardan eylesin inşallah. Biraz uzun oldu hadis-i şerifin şerhi ama
hakkınızı helal edin. Hadis dersleri berekettir, lütuftur, ikramdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Kur'an'ı canlı yaşayan örnekti. Hazreti Muhammed Mustafa Kur'an'ın vücuda, ete kemiğe, fiiliyata bürünmüş haliydi. Kur'an'ın ete kemiğe bürünmüş, fiiliyata bürünmüş haliydi. Muhammedsiz bir Kur'an'ın sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri olmadan bir Kur'an'ı anlamak, yorumlamak, uygulamak, onu yaşamak mümkün değildir. Mümkün değildir. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadisleri olmadan, onun fiili sünnetleri olmadan Kur'an'ı yaşamak, Kur'an'ı anlamak, ondan hüküm çıkarmak mümkün değildir. Bu son dönem bunun mücadelesini veriyoruz. O mücadele devam edecek. O yüzden hadis-i şerifleri inkar edenler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnetlerini inkar edenler sapıktır, sapkındır. Onları dinlemek dahi caiz değildir. Onların kitaplarını almak haramdır. Ancak onlara cevap verecek olan alim hükmünde, hakim hükmünde kimseler onları dinleyebilir, onların kitaplarını alıp onlara cevap verebilir. Geri kalan onları dinlemesi, onları normalde bu noktada kitaplarını alması caiz değildir. Her kim Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinin hadislerini inkar ediyorsa, onun sünnetlerini inkar ediyorsa, onu hafife alıyorsa, bunu küçümsüyorsa o küfür ehlidir. Her kim adı, makamı, şanı, rütbesi ne olursa olsun, her kim Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadislerini inkar ediyorsa, sünnetlerini inkar ediyorsa küfür ehlidir. İnsanlar oturmuşlar İmam-ı Buhari'ye küfrediyor. İnsanlar oturmuşlar hadis alimlerine küfrediyorlar. Bunlar kimisi profesör, kimisi din araştırmacısı, yok din yazarı, yok gazeteci, yok bilmem neci. Allah muhafaza eylesin. İslam dünyasının inancını ifsad etmeye çalışıyorlar. Çünkü o sömürgeci zihniyet, o deccal zihniyeti İslam dünyasına açıktan saldıramadığı gibi böyle saldırıyor. Bir kısım terör örgütleriyle İslam dünyasının içerisinde birbirini kırdırırken fikri teröristleri de fikir olarak birbirlerini kırdırmak için içimize sokuyor. Bunlar da fikri terörist. Fikri olarak birbirimize düşürüyor bizim. Birisi çıkıyor sünnetleri inkar ediyor. Birisi çıkıyor içtihat alimlerini, mezhepleri inkar ediyor. Birisi çıkıyor işte velileri, dergahları, tekkeleri inkar ediyor. Sufili, tasavvufu inkar ediyor. Birisi çıkıyor bir yerdeki bir eksiklikten noksanlığı bahane bulup komple toplulukları, o cemaatleri, o tarikatları, o mezhepleri hepsini de inkar ediyor. Bir hata buluyor, bir kusur buluyor. Burada hepimiz hatakarız biz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hariç herkes hatakardır. Geçmiş peygamberlerin dahi küçük zelleleri olmuştur. Hiç hadis-i şerif, hiçbir insan yoktur ki bir günah onun elini altına alıp çepeçevre sarmalamamış olsun. Hepimizi bir günah çepeçevre savralar, sarar bizi. Hepimiz de bir günahın pençesi altındayızdır. Hiç kimse kendisini masum görmesin, göstermesin.
Hangi veli, hangi şeyh, hangi mürşit, hangi alim, hangi mezhep imamı olursa olsun, hangi sahabe olursa olsun, herkes hatakardır. Ya bu filanca derviş abimiz, bu filanca derviş ablamız, bu filanca üstad, bu filanca şeyh, bu filanca mürşit, herkes hatakardır. Hadis-i şerif. Herkes hatakardır. Hata edenlerin en iyisi hatasından dönüp tövbe edenlerdir. Hadis-i şerif devam ediyor. Hata edenlerin iyisi hatasından geri dönen, tövbe edenlerdir. Hatamızdan geri döner, tövbe ederiz, yine hata işleriz. Hatamızdan geri döner, tövbe ederiz, yine hata işleriz. Birazdan zikrullah olacak, zikrullah'tan af olmuş olarak kalkınız. Hadis-i kutsi. Meleklerden birisi der ki diyor, ya Rabbi, o filancayı görmek için gelmişti oraya. Bir rivayet daha var. O temaşa için gelmişti. Seyretmek için gelmişti. Hani bir arkadaş alır tutar. Bunları hep yaptık. Yapmak da güzel bir şey. Yapılması lazım. Gel kardeş, bu akşam zikrullahımız var. Gel Allah'ı zikredelim. O böyle korkar çekinir ya. Önceden daha korkuntulu, daha çekintiliydi. Evlerde basılıyoruz, polisler geliyor, bilmem ne, böyle. Tabii hiç kimse evine misafir olmak istemez. Bir zikrullah yaparsın, bir cayırtı kopar, ardından 5 dakika sonra polis gelir. Hep yaşadık bunları. Ben, bizim eski arkadaşlar bilirler, bir gün gelecek meydanlarda Allah'ı zikredeceğiz, meydanlarda Allah'ı zikredeceğiz derdim ben. Hayal gibiydi. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Meydanlarda zikrettik. Daha meydanlara çıkılacak. Bu insanlar, bu insanlık kurtuluş yolunu bulamayacaklar. Ne tarafa giderlerse gitsinler, eninde sonunda dönüp dolaşacakları yer sufi merkezli bir hayat yaşamak. Toplumu sufi ahlakıyla, sufi inancıyla buluşturmak. Başka kurtuluşları yok. Hükümetlerin, devletlerin, uluslararası güç odaklarının başka kurtuluşları yok. Bu insanlık asla ve asla kalbi mutmain olmayacak. Ne tarafa yönelirlerse yönelsinler, hepsinden de. Ağızları yanacak. Ne tarafa giderlerse gitsinler. Belki de bizim ömrümüz yetecek, yetmeyecek. Ne tarafa yönelirlerse yönelsinler, toplumları felaha kavuşturamayacaklar. Toplulukları felaha kavuşturamayacaklar. Ve bu deccal sistemi kendi kendisini katledecek. Kendi kendisini öldürecek. Kendisini katledecek, çocuklarını büyütecek kendisi. Kendisi büyütecek. Bakın etrafınıza, büyük bir kaos var. Sufilere bakın. Sufilerde kaos yok. Büyük bir selametlik var. Dışarı bakın pencerenizden, kaosu göreceksiniz. Cemaatlerde kaos var, partilerde kaos var, devlet yönetiminde kaos var, ülkelerde kaos var, her yerde kaos var. Sebep? Sebep sufi eğitimi olmadığından. Onların böyle kötü gördüğü, tepeden baktığı bir lokma, bir hırka, dünyaya tevessül etmeme, dünyaya tapmama, Lat, Menat, Uzza'nın önünde eğilmeme. 3 tane Kur'an'da 3 tane put var. Kur'an-ı Kerim bize 3 tane putun ismini taşıyor. Bir sürü 360 tane putun içerisinden 3 tane putun ismini Kur'an bize zikrediyor. Lat, Menat, Uzza. İnsanlar bu putlara taptıkları müddetçe felaha kavuşmayacaklar.
kaosları devam edecek. Ne zaman zikrullah halakasına oturdular? Ne zaman kalplerinde zikrullah yerleşti, neşvi neva buldu? Ne zaman gönüllerinde Allah sevgisi oluştu? Ne zaman gönüllerinde Muhammed-i Mustafa sevdası tutuştu? Ne zaman ki Muhammed-i Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine harfiyen tabi olmak onlara yerleşti, o zaman felaha kavuşacaklar. O zaman rahata kavuşacaklar. Başka türlü mümkün değil, kaostan kurtulamayacak. Ne birey olarak, ne aile olarak, ne devlet olarak, millet olarak, ne de devletler, milletler olarak. Kavuşamayacaklar. Kavuşmaları mümkün değil. Çünkü kalpler ancak zikrullah ile mutmain olur. Kalp başka türlü mutmain olmaz. Kalp mutmain olmadığı müddetçe o kimse savrulur. O kimse yıkılır. O kimse yerle yeksan olur. O kimse doğruyu göremez. O kimse felaha kavuşamaz. O kimsenin ailesi mutluluğu yakalayamaz. O kimsenin çocuklarıyla, eşiyle, ailesiyle dertleri, sıkıntıları bitmez. Savruntu üzerine savruntu yaşar. İnsanlık savruntu halinde şu anda. Allah muhafaza eylesin. Amin. İşte kurtuluş Muhammed-i Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin izinden gitmek. Ona tabi olmak. Onun sünnetlerini yerine getirmek. Hem fiili olarak, hem fikri olarak, hem de kalbi olarak onun sünnetlerini yerine getirmek. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Meseleyi fazla dağıttık ama hakkınızı helal edin. Hemen böyle orucu bozanlardan nerede kaldıydık bilmiyorum ama ben buradan kalbime geldiği gibi devam edeyim. Ramazan ayı haricinde oruç bozmanın kefareti yoktur. Yani eğer siz bir pazartesi, perşembe sünnet olan oruç tuttunuz, 14, 15, 16 veya ayın başında, ortasında, sonunda bir oruç tuttunuz, bunu bozdunuz herhangi bir sebepten. Bunun kefareti yoktur. Bir güne bir gün vacip olur, ona bir güne bir gün olarak orucu tutturursunuz. Veyahut da Ramazan orucunda seyahate çıktınız. O seyahati oruçlu bir şekilde götürmeniz mümkün değil. Sağlığınız buna el vermeyecek. Orucunuzu bozabilirsiniz. Devam ettirirseniz azamettir, güzel bir şeydir. Ama devam ettirmezseniz, orucu bozarsanız bu da sizin ne oluyor? Hakkınız olmuş oluyor. Buna da ne oluyor? Buna da kefaret gerekmiyor. Buna da bir güne bir gün tutacaksınız. Veya Ramazan ayında hastalıktan hasta oldunuz birden. İşte şeker hastası, kalp hastası, damar tıkanıklığı var. Veyahut da böyle midesi rahatsız. Aniden çok kötü oldu. Müthiş derecede migreni tuttu. Baş ağrısından patlayacak gibi. Müthiş derecede bir sancı, bir ağrı yaşıyor. Bu tip herhangi bir rahatsızlıktan dolayı da o kimse orucunu bozarsa bir güne bir gün yine kefaret gerekmez. Bir kimse şimdi bu dili biraz bunun bu bir eski kuduri baskısı var. Herkeste var olan. Bu da yeni bir iki tane doçent bunu dilini sadeleştirmiş doçent doktor Soner Duman ile doçent doktor Osman Güman. Ondan sonra bunu böyle cezaevine getirttirmiştim. Orada baktım alternatifli bir fıkıh kitabı yok. Hoşuma gitti bu. Sonra orada da baktım bunu. Bende eski baskı kuduri var. Bu yeni baskısı iki tane doçent elden geçirmiş bunu. Bu da hoşuma gitti. Dil olarak en azından bugünkü gençlerin, bugünkü insanların anlayabileceği bir din.
Kitabı da böyle göstereyim size. Böyle eski Osmanlıca kelimeleri az bunun içinde. O yüzden alıp okuyabilirsiniz. Şimdi burada da Latince bir literatür tercih etmişler de bir kimse anüsten veya burnundan ilaç alır. Anüsü anladınız mı? Anlamayan var mı? Yok. Maşallah. Bak dil demek ki Latince oturmuş sizde. Eskiler bunu büyük abdest yaptığınız yer olarak nitelendirir. Büyük abdest. Bozma yeri. O da sonradan. Evet. Burnundan ilaç alır, kulağına yan damlatır. Veya karın bölgesinde bulunan veya ve mideye kadar ulaşan bir yarayı ya da kafasında bulunan bir ve beyine ulaşan bir yarayı ilaçla tedavi eder ve bu ilaç mideye ya da beyne ulaşırsa oruç bozulur. Benim anlatmak istediğim buydu. Hani ben diyorum ya, merhem sürmeyi hemen diyor ki merhem orucu bozmaz. Öyle bir zaman gelecek diyorum ki yaptılar bunu. Yapmışlar. Askeri olarak yapmışlar. Birisi söyledi. Siz dedi derslerde bunu yıllardan beri söylüyorsunuz. Bir yerde okudum dedi yapmışlar. Mide bölgesine bir krem gibi merhem gibi bir şey sürüyor. Açlık hissetmiyor kimse. Var mı? Bu fakir bunu 30 yıldan beri söyler. Ben de derim ki ne yapacaksınız? Bu orucu bozar mı bozmaz mı? Siz krem orucu bozmaz diyorsunuz. Ama o kimse açlığını hissettirmeyecek bir krem sürdü. Orucu bozar. Burada diyor, beyne ulaşırsa, mideye ulaşırsa, nüfuz ederse içeri doğru, o orucu bozar. Ne yapacak bu kimse? Oruç tutmayacak kardeşim. Kefaret ödeyecek. Tedavi olup bittiğinde ödeyecek. Tutacak orucunu. Tedavisi bitti. Tut orucunu. Hastasın. Tedavin bitince orucunu tutarsın. Devamlıysa hastalığın. Şeker hastalığı gibi. Kalp rahatsızlığı gibi. Şeker hastasıyım. Tutamayabilirim. Tutmayabilirim. Var ya tıkanıklık bir de beyin damarlarında. Tutmayabilirim. Bende ritim bozukluğu da var. Hastalıklarını da sıralayayım, kendimi acındırayım şimdi. Tutmayabilirim. Eğer vücuduma zarar veriyorsa tutmamam gerekir zaten. Ne olacak? Devamlı hastalık. Kefaret ödeyecek o kimse. Fukaranın da senden alacağı var. Bir kimseyi, günlük bir kimseyi doyuracak şekilde kefaret öder. Ne kadar ödeyeceğiz? Orada işte bir kilo buğday yazıyor, iki kilo buğday yazıyor değil. Ne yiyorsan sen? Günlük kaç para yiyorsun? Adam oturduğu gibi kebabı götürüyor tepsisinle. Ondan sonra kefaret ödeyeceği zaman 5 liradan kefaret ödeyecek. Lan 5 liralık bir çorba 5 lira bugün. Sen oturduğun zaman kebabı götürüyorsun, bir oturuyorsun 100 liralık yemek yiyorsun. Kefarete gelince 5 lira ödeyecek. Yok. Günlük ne yiyorsan onu öde. Sufice söylüyorum bunu. Günlük ne yiyorsan. Neyi hadis-i şerif? Yanında çalışan insanlara, yanında çalışan elemanlara yediğinden yedirmeye, içtiğinden içirmeye, giydiğinden giydirmeyen yalancıdır diyor hadis-i şerifte.
Yanında çalışan eleman. Yanında eleman çalıştırıyor musun? Evet. Ha onlar tablo diyecekler. 5 liralık tablotu yedireceksin. Kendin gideceksin kebaba takılacaksın. Yok öyle bir şey. Sen de o tablottan yiyeceksin. İş yerine mi yiyorsun? Evet. O tablottan yiyeceksin sen de. Senin yanında çalışan elemanlar oradan mı yiyor? Sen de oradan yiyeceksin. Sen nereden yiyorsun? İşte güveç evinden yiyorsun. Bütün elemanlara güveç evinden söyle. Nereden aklıma geldiyse reklamlardan aklıma geldi herhalde. Yoksa nerede olduğunu dahi bilmiyorum. Güveç evi diye var mı bir lokanta? Var mı? Nerede var? Hüseyin Aga dik kaldırımda var, haberimiz yok bizim. Sen biliyorsun demek ki. Başkan anlaşıldı bunun göverni demiyormuş. Allah muhafaza eylesin. Yediğinizden yedireceğiniz. O yüzden oruç kefareti de ne olacak? Sen ne kadar yiyorsan günlük öyle ödeyeceksin. Penise ilaç damlatılırsa Hanife'ye göre orucu bozulmaz. Ebu Yusuf'a göre de bozulur. O zaman kime uyuyoruz biz? İmam-ı Azam'a. Eğer bir konuda İmam-ı Azam'ın fetvası varsa, yaşanabilir bir noktadaysak İmam-ı Azam'a uyacağız. Ama İmam Muhammed, İmam Yusuf ikisi bir noktada toplandıysa İmam Muhammed, İmam Yusuf'un toplandığı noktaya gideceğiz. Ümmetim yanlışta toplanmaz. Hadis-i şerif. Kişi bir yiyeceğin tadına bakarsa orucu bozulmaz. Fakat böyle yapması mekruhtur. E şimdi bazı zalim adamlar olur ya, karılarını, eşlerini, işte yok tuzu fazlaydı, küt küt, yok tuzu azdı, pat pat, sinir stres yaparlar. Ne yapsınlar kadınlar? Zalim bir adam var. Tuzu az olmuş, fazla olmuş diye lafın bin bir türlüsünü söylüyor. O kadıncağız baksın yemeğin tadına. Veyahut da o kimse aşçı. Mesleği aşçılık o kimsenin. E bir yemek yapıyor, müşteriler gelecek yiyecek. Tabakla tadına bakmasın da genelde aşçılar tabakla bakarlar. Böyle parmağının ucundan bir dilinin ucuna değdirsin, yıkasın dilini. Öyle yani tadına bakmam lazım, orucu bozmuyor deyip bir tabak indirmesin adam. Kadının çocuğuna yedirmek için bir yiyeceği ağzıyla çiğnemesi, onu yedirmek için başka bir çare varsa yine mekruhtur. Ve şimdi çare var mı? Var. Evlerin içinde öğütücüler, rondalar, bilmem neler, rendeler, her şey var. E ne yapacak? Kadınlar orada yiyecekleri işte ezecekler, çiğneyecekler, neyse püre haline getirecekler, çocuklarına yedirecekler. Tadı bulunmayan ve ağızda dağılmayan bir şekilde sakız çiğnemek orucu bozmaz. Ancak mekruhtur. Çıkıyorlar ya televizyonlara. Sakız çiğnemek normalde orucu bozmaz diye. Tadı olmayacak. Ağızda da dağılmayacak. Bu ne? Gideceğiniz çam ağaçlarından inen, reçinelerinden yiyen çam sakızı toplayacaksınız. Veyahut da sakız otu vardır. Bilmez ki kimse şimdi. Sakız otunu bilen var mı? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sen aktarsın, bilirsin. Böyle yeşil olur o böyle. Normalde yaz aylarında onları köklersin. Dibinde böyle küçük küçük reçineli sakızları olur. Adına sakız otu denir. Bizim Bayındır'da böyle kıraç bölgelerde olur o. O sakız da çiğnenir. Ancak böyle orijinal damla sakızı gibi, böyle sakız otu gibi, çam sakızından toplanan bu sakızlar çiğnenebilir. Neden? Bunların tadı yoktur. Bir, içinde şekerlemesi, anasonu bilmem nesi yoktur. Bunlar çiğnenir. E bildiğiniz o sakızlar çiğnenmez. İçinde şekeri var, kokusu var, bilmem nesi var, her şeyi var. O yüzden sakız derken natürel. Bu tip sakızlar çiğnenebilir. Erkeklere sakız çiğnemek bir zorunluluk yoksa yine mekruhtur.
Erkeklere sakız çiğnemek yine mekruhtur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hiç sakız çiğnemedi. Ancak diş etlerinde sıkıntı var ise, dişlerinde sıkıntı var ise ağız kokusunu gidermesi için bunlar olabilir. Mesela örneğin ben tek başıma yolculuk yaptığım zamanlarda misvak ağzımda tutarım. Misvak insanın uykusunu gideriyor. Gerçekten enteresan bir sünnet. Dişlerinizi misvaklayın. Oruçlu olduğunuzda misvaklanmak sünnettir. Namaza başlarken misvaklanmak sünnettir. Abdest almazdan önce misvaklanmak sünnettir. Yatarken misvaklanmak sünnettir. Eşinizle ilişkiye girmezden önce misvaklanmak sünnettir. Sokağa çıkarken misvaklanmak sünnettir. Ha şimdi işte karşı geliyorlar bilmem nedir. Kardeşim karışma ya bizim. Sen yapma. Sen yapma ya. Biz yapacağız. O sünneti işleyeceğiz biz. Sen yapma. Karışma da bize. Yok odun parçası ağzımızda dolaştırıyormuşuz. Edepsize bak. Sen plastik dolaştırıyorsun ağzında ya. İyi. Biz natural bir şey dolaştırıyoruz ağzımıza. Sen plastik dolaştırıyorsun. Sen ağzında plastik dolaştırıyorsun diyen var mı sana? Ağızda plastik dolaştırmak uygun. Misvak dolaştırmak uygun değil. Saplantıya bak. Saplantı. O yüzden misvaklanmak oruçluyken de sünnet. Allah bizi sünnetlere uyanlardan eylesin. Amin. Ramazan'da hasta olan ve oruç tuttuğu takdirde hastalığının artmasından korkan kimse oruç tutmaz, kaza eder. Evet. Bir kimse hastalığı artacak, tutmayacak hastalığını. Hasta, tutma kardeşim. Etrafa da eziyet verme. Şeker hastası, tutma. Etrafına eziyet verme. Diline vuruyorsa, başlıyorsan konuşmaya, etrafı kırıyorsan, çünkü şekerli öyledir. Şeker tavan yaptığında, yükseldiğinde başlar konuşmaya. Alınganlık yapar. Kafaya takmayacağı şeyi kafaya takar. Şeker hastası öyledir. Dip yapar, aniden düşerse de öyle grogi durumuna düşer. Çok yükselirse gene grogi durumuna düşer. Yükseldi. İşte 250'de 300'de herkesin şekerine göre. Bir sıkıntı yok. 450 oldu gitti o. O Mecnun gibi o. 550 koma zaten. Gitti o. Muhakkak o vücudunda bir hasar bırakır o. Kimine göre 70'tir, yani 70 düşüktür ama kimisine 70'ten aşağı düşmeye başladı gene sıkıntı. Öyle gider o. Kafasını dahi toplayamaz. Tutma. Kalp rahatsızlığı var, tutma. Tansiyon rahatsızlığı var, tutma kardeşim, tutma. Günah değil, ayıp değil. Günah değil, ayıp değil. Geçici bir rahatsızlığın var, tutma. Geçince kaza et. Geçici değil. Kefaret öde kardeşim. Sağlığını bozma. Kefaret öde. Sağlığını bozma. Yolcu oruç tuttuğunda zararla karşılaşmayacaksa oruç tutması daha faziletlidir. Bununla birlikte tutmayıp kaza ederse caiz olur. Yolcu o kimse. Sefere çıkıyor. Bir rahatsızlık yaşamayacağına inanıyorsa tutsun. Eyvallah. Ama rahatsızlık yaşayacaksa ne yapacak? Tutmayacak. Oo. Hakkınızı helal edin. Saat 11 olmuş. Falemenu. Ne? İllallah. La ilahe illallah.
Muhammeden Resulullah, cemil enbiyay vel mürselin, velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha maalesef. Amin.